Bir takım görüntüler var sayın seyirciler ama paylaşılmasına imkan yok. Yani bir ceset paramparça halde Yahya Sinvar'a benzeyen bir profil var artık kaldığı kadarıyla. Bedenden geriye kaldığı kadarıyla İsrail ordusundan açıklama geldi. Yahya Sinvar öldü galiba. Konuyu araştırıyoruz ama kimlik doğrulaması yapamıyoruz diye. Ne diyorsunuz yine hocam? Yani tabii ihtimal dahilinde. Çünkü uzun süredir hem görünmüyordu. Fakat dün akşam bu Refah bölgesine çok yoğun bir saldırı vardı. Acaba bu saldırıda mı öldü? Yoksa daha önceden öldü, şimdi mi tespit edildi? Sanki tabii biz baktığımızda tabii cesedin oradaki o yığıntıların arasında sıkışmış evet. Görüntüsünden bakarak pek fazla bir şey söyleyemiyoruz ama evet. Yani biraz sanki kuvvetle ihtimal öldürüldüğü gibi bir tablo var. Tablo var. Muhtemelen bir resmi açıklamada gelecektir. İsrail ordusundan gelen yani öldürdük sanki ama tam da bilemiyoruz, araştırıyoruz, kimlik doğrulaması yapamıyoruz. Yani falan İsrail medyası bunu bilerek muhtemelen önden paylaşmış olabilir. Yok, İsrail ordusu kendisi açıklamayı yaptı. Tabii medyada da var ayrıca. Evet. İsrail ordusu kaynaklı olduğu için kaynaklı çok olduğu net. Için, tabii. Sayın Ağar, hoş geldiniz. Ne diyorsunuz ekrandaki bu sıcak gelişmeye? Sayın Hanım saygılar size hem Ünal Albayım'a. Şimdi görüntülerini gördüm. Oldukça benziyor. Tabii çok iddialı cümleler kurmak doğru değil. Ama bir teknik inceleme gerekiyor. Teyit gerekiyor. Bununla beraber sadece İsrail tarafından değil Hamas tarafından da bir takım açıklamalar yapılması gerekiyor. Çünkü sonuçta eğer gerçekten öldüyse Hamas'ı buna bir tepki verecektir. Buna dair bir açıklama yapacaktır. Yani en azından şunu yapacaktır. Nasıl işte İsrail Genelkurmay Başkanı öldürüldü veya İsmail Kani işte tutuklandı gibi bir takım açıklamalar şeylerden iddialardan sonra nasıl görüntü vermişlerse Yahya Sinvar'da ölmediyse bir şekilde bir görüntüsü ortaya gündeme düşecektir diye düşünüyorum. O yüzden hani kısa zaman içerisinde kendisini gösterir. Ama benim görebildiğim kadarıyla yani görüntülere bakarak son derece benziyor. Yani hani görüntülerde paylaşılan ceset fotoğrafı Yahya Sinvar'ın görüntüsüne çok benziyor. Arkadaşlar, şu an için sadece bunu söyleyebilirim. Evet, ama bir evet. Teyide ihtiyaç var elbette. Peki 57. sırada bir görüntü vardı. Bunu geçtiğimiz hafta içinde İsrail medyası paylaşmıştı. Yani sırada kim var? İsrail ölüm listesinde kim var dediği zaman bu İsrail televizyonunda yapılan bir yayın. Burada işte Kani ortaya çıktı. O yaşıyor. Malum İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı. İşte ilk önce öldü dendi. Bunu İsrail öldürdü dendi. Ondan sonra bu İsrail ajanı dendi. Neyse. Cenaze de ortaya çıktı. Nil Foruşan çok önemli bir komutan. Nil Foruşan'ın öldürüldüğü doğru ama İsmail Kani yaşıyor. Burada hedefimizde Yahya Sinvar var denmişti. Bir de yine geçtiğimiz hafta içinde hatırlayalım. İsrail helikopterleri bir kez daha taş üstünde kalmayan bırakmadıkları Gazze'ye havadan broşürler atmışlardı. O broşürlerde de Yahya Sinvar'a sesleniyordu. Onu da arkadaşlar bulursak iyi olur. Bir kum saati içinde işte direniş liderleri, kum saatinin altına düşen onların portreleri öldürdükleri İsrail'i. Yukarıda kalansa Sinvar ama Sinvar da kum saatinin altına geçmek üzere zamanın daralıyor. Yahya Sinvar diye. Hani broşürle Yahya Sinvar'a seslenen aslında hakikaten bir anlamda bir aciz ortaya koyan görüntüydü. Görüyorsunuz. Daha da büyük belki verebiliriz arkadaşlar. Ama hani bütün bunlardan sonra en son İsmail Haniye öldürülmüştü Tahran'da. Yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın
19 Mayıs'ta helikopteri düşüp ölen İran Cumhurbaşkanı, reisi yerine seçilen yeni Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı yemin töreni için giden Hamas'ın lideri İsmail Haniye İsrail suikastında öldürülmüştü. Yerine Yahya Sinvar geldi, o da mı öldürüldü? Sayın Atabay, belki bu şunların yani aciz örneğiydi nihayetinde. Helikopterle havadan broşür atmak. Seni bir fare gibi öldüreceğiz falan gibi böyle bir psikolojik harp tekniği vardı. Fakat ha, bir arada Yahya Sinvar'ın evini kuşattık, öldürmek üzereyiz falan diye bu soykırım başından beri zaten paylaşılıyordu. Bir de bir tünel içinde Yahya Sinvar ve ailesi olduğu iddia edilen bir görüntü vardı. İşte böyle tespit ettik yerini falan diyordu ama o gün bugündür yoktu Yahya Sinvar. Velev ki öldürmüş olsunlar. Nasıl etki eder? Şimdi Sayın Hanım, bu tür propaganda vasıtaları, yani işte ailesini gördük, sizi ensenizdeyiz, hemen işte kum saati çalışıyor, zaman yaklaşıyor gibi yapılan propagandalar aslında örgüt üzerinde bir baskı unsuru, korku unsuru yaratıp endişelendirmek ve hataya da sevk etmek aynı zamanda bu. Öte yandan propagandayı yaparak, bir psikolojik harbi yaparak taraflar üzerinde de, tabanı üzerinde de bir korku yaratmak. Yani bunlar liderler üzerinde bu kadar adım adım istihbarat elde ediyorlar, takip edebiliyorlarsa, işte yüz okuma meselesi var biliyorsunuz, programa tüm Hamas taraftarlarının, Hizbullah taraflarının veri kaydı yapıldığı, dolayısıyla İHA'ların yukarıdan baktığı zaman, zoomladığı zaman sizleri rahatlıkla tanıyabildiği, hedef alabildiği gibi, o korkuyla beraber halk ve taban üzerinde de bir endişe yaratıp onların da hareket kabiliyetlerini kısıtlıyor. Aslında bu bir psikolojik savaş karşılıklı. Ama öte yandan bakıyoruz mesela Hizbullah Hamas'la bir liste hazırlamış. Onlar da çarpı koyacak şekilde hedefe koydukları, işte Netanyahu'dan başlamışlar. Bazı Hizbullah'ın ölüm listesi. Evet, evet, Hizbullah ölüm listesi var. Şimdi burada bir de az evvel ekrana getirdiğiniz ölüm listesinde Husiler de var orada. Husilerin. Onun da dün akşam Husi. Amerika ve İngiltere B2'yle uçaklarının saldırısını bombaladılar. O da mı ölmüş olabilir? O da bu saldırıda hedef olduğu yönünde bilgiler var. Yani bunun da ismi benzer şekilde açıklanabilir veya böyle bir hedef belki teyit ediyorlar ama hedefin o olduğu yönünde bilgiler. Sayın Ağar, dediğimiz gibi velev ki öldürülmüş olsun. Etkisi ne olur? Ve tabii Abdülmelik Husi o B-2 bombardıman uçağını aslında İran'a gözdağı diye. Birazdan onu aktaracaktık yorumlarınızı almak için. Aslında İran'a gözdağı diye B-2'lerle Yemen bombalandı deniyordu. Onun da meselesi şu. Yine birazdan aktaracağız. İran Savunma Bakanı, yani bizim nükleer tesislerimize zarar veremez. Yani bir, zaten saldırmaları küçük ihtimal. Saldırsalar bile zarar veremezler. Zarar verseler bile zaten çok kısa sürede hallederiz gibi bir açıklama yapmıştı. Fakat yani yer altına tabii ki konuşladıklarını biliyoruz İran'ın. Çünkü ilk iş oraya bombalayacaklar. Bu ancak Amerika'nın zırh delici bombalarıyla, ki bunun içinde çok özel uçaklarla bu işi yapmaları lazım. Onu yapacak şey B2'dir. Ha bak, Husi'yi bombaladım, seni de bombalarım der gibi Yemen'de bir gövde gösterisi deniyordu. Çünkü Tahat'la gerçekten dalga geçilse yeri, Amerika'nın İran saldırısına karşı gönderdiği Tahat komik. Birazdan sizlerin de yorumlarını alırız. Ama B2 ile Husi'leri bombalayarak bir gözdağı verdi İran'a. Hani akıllı ol, gelirim oraya, yani dokunamadım dediği nükleerini de yok ederim gibi bir mesaj diye algılanıyordu ama buna geleceğiz, detaylarına geleceğiz. Öncelikle şunu sorayım. Dün gerçekten Abdülmelik El Husi, bugün de Sinvar olabilir mi? Ve tabii etkisi ne olur? Şimdi İran Dışişleri Bakanı İsmail Haniye hayatını kaybettikten sonra
İran'da. Yahya Sinvar bir şekilde seçilmişti ve Arap Ligi'nde İslam İşbirliği Konferansı'nda yapmış olduğu bir yabancı kaynağı, Batı menşeli bir yabancı kaynağı şunu söylemişti. Yahya Sinvar'ın seçilmesi hem siyasi bir lider hem askeri bir lider olarak Hamas içerisinde özgüveni, disiplini, zafer umudunu arttıracak ve fitneyi ortadan kaldıracak tarzında bir açıklama yapmıştı. Şimdi tabii bu açıklamanın muhatabı temelde özellikle siyasi kanadın İran ekseninde olması değil, daha çok Türkiye'ye yakın olmasıydı. Türkiye hep siyasi anlamda bir çözüm peşinde düşmüştü. Ama özellikle Yahya Sinvar'ın siyasi bir iradeye dönüşmesiyle birlikte hem askeri hem de siyasi anlamda İran'la eşgüdüm bir karakter ortaya çıkmıştı. Temelde ben böyle okumuştum. Yani başkaları farklı okuyabilirler.